Diğer takipçiler çamaşır makinemi su akıtıyor. Suyu nereden akıtır? Su birçok yerden akıtır ama en azından bundan bilginiz olsun. Bakın şimdi makinamıza bir basacağız. Su alacak şimdi. Bakın. Su almaya başlayacak. Bakın suyu nereden akıtıyor? Bakın su akıtma yeri bir gördünüz mü? Bakın şimdi suyunu bir daha bir boşaltayım ben. Buna da yapılacak bir çare hemen birazdan söylüyorum. Nasıl tamirat yapılır? Şimdi bunları da birazdan adım adım izleyeceğiz. Boşalttık. Bir daha söyleyelim. Bakın su akıtan yere. Bakın. Gördünüz mü? Buradan su akıtıyor. Şimdi bunun için ne yapacağız değerli takipçilerimiz? Hemen izleyelim. Hep beraber adım adım. Bakın değerli tüketiciler, görmüş olduğunuz gibi deterjan kutumuzun ön paneli. Yandıramadım bir kereden. Bu deterjan kutumuzu elimize alıyoruz değerli takipçiler. Tırnaklardan yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Bunlar aşırı derecede deterjan koymaktan olsun bir şekilde deterjanı gördükçe nasıl yapıyor değerli takipçiler. Yapacağımız işlemi hemen anlatıyorum.
Buraları güzelcene kuruluyoruz. Şu mekanizmaları güzelcene kuruluyoruz. Şu aralardan akıttığı için ne yapıyoruz? Videomuza fazla zaman ayırmamızdan dolayı. Görmüş olduğunuz gibi hırdavatçıya gidiyorsunuz. Sıvı conta. Kırmızı. Isıya dayanıklıdır bu. Yaklaşık 300 dereceye dayanıklıdır. Bunu güzelcene saç kurutma makinesiyle pırıl pırıl tertemiz güzelcene kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra silikonu sürdükten sonra en az bir gün kullanmayalım. Ondan sonra makinamızda eğer profesyonelce silikonumuzu sürersek hiçbir şekilde su akıtma olmayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.